Şimdi malumunuz ayın 15'i, yani bu demek oluyor ki TOA'nın sıfırlanması. Ve bilin bakalım neredeyiz? Tabii ki TOA 100. kattayız ve aynı zamanda yayındayız. O yüzden dedim ki canlı canlı bir virüs videosu olsun aynı zamanda. Yapıştır. Tamamen free to play. Fren, Loren, Wordahill, Sigmarus ve ikinci uyanış Raok. Şimdi bir, bunu yapmam büyük hataydı benim. Bunu yapmamam lazım ta en başında. İlk hedefimiz Junoları tek tek katletmeyi denemek. Ataklarını düşüreceğiz, tek tek girişeceğiz. Ataklarını çıkaracağız, tek tek. Ataklarını düşüreceğiz, tek tek girişeceğiz. Atak çubuklarını kırdığımız sürece hiçbir sıkıntı yaşamayız. Şimdi burada sağdaki Juno'ya eğer ben stunlarsam gidecek. Canları fulleyecek, hiç gerek yok. Ama eğer atak çubuğunu kırabilseydik, ki asıl amacımız oydu, atak çubuğunu kırabilseydik eğer tekrar saldırabilirdik. Ama madem defansını kırdık, bir saldıralım. Güzel. Yaptığım hareket çok riskliydi ama buna değdi. Şu kat zaten Junoların güçlendirilmesinden, bufflanmasından sonra çok sıkıntı yaşatmaya başladı. Çok sinir bozucu bir durum. Eskiden en az 2 zararlı etkide kendi üzerindekileri kaldırıp takımına can basıyordu. Artık tek bir tane bile zararlı etki her şeyi yok etmeye yetiyor. Şimdi burası için aslında çok fazla yapılacak bir şey yok. Hani Verolar stunlı kalacak, o kadar. Arya'lar için zaten Frenemiz var. Gerçi bakıldığı zaman Fren şuradaki her şeyi counterlıyor direkt. Direkt hem de. O yüzden kesinlikle korkulacak bir şey yok. Kesinlikle korkulacak bir şey yok. Peki soru. Bu kadroyu ben boss'ta denemedim daha önce. Acaba ne kadar etkili olacak? Veya etkili olacak mı? Bu şu an benim en çok merak ettiğim şeylerden sadece bir tanesi. Raok, Fren, Loren, Wordahill dörtlüsü normal PvP'de olduğu gibi, hani arenada, lonca savaşı vesairenin dışında, burada da atak çubuğu hem hedefinkini azaltma hem kendinkini arttırma konumunda fazlasıyla işe yarıyor bu arada. Her yerde etkililer ya. Baya baya her yerde etkililer. Hem iyi hem kötü. Hem iyi hem kötü. Hoş geldiniz efendim. Şimdi lanet olası Lirith'e geldik. Lirith'in olayı şu. Bunu daha önceden anlattım, çok geçti ama tekrardan bir anlatmadan kesinlikle zarar gelmez. Lirith'in ilk turunu aldıktan sonra 3'e bölünüyor. 2 tane kopya çıkarıyor. Yeşil kopyaya saldırdığınız zaman size kendi atak çubuğunu arttırıyor. Ve saldırdığı zaman da kendi canını dolduruyor. Eğer boss üzerindeyse, Lirith'in üzerindeyse, Lirith'e her saldırdığında Lirith'in atak çubuğu doluyor. Ve saldırdığı, tur alıp saldırdığı zaman da canını dolduruyor. Fakat şöyle bir durum var. Atak çubuğunu sadece doldurmuyor. Sizin atak çubuğunuzu azaltıp kendininkini arttırıyor. Öyle bir sıkıntı var. Kırmızıya gelecek olursak, kırmızı ruh şu. Saldırdığınız zaman size geri saldırıyor. Ve sanırım provoke, yani tahrik ediyor. Maviye geldiğimiz zaman da mavi pasif olarak kendi defansını artırıp takımın kritik yeme ihtimalini azaltıyor. Kendi defansını artırıyor çok yüksek miktarda ve takım olarak, yani yanındakilerin kritik hasar yeme ihtimalini azaltıyor, doğru hatırlıyorsam eğer. Ama kendi aldığı hasarı aşırı derecede azaltıyor. Ya ve bizim için açıkçası genel olarak, özellikle TOA, normal TOA hard fark etmeksizin, en favori, en çok istediğimiz boss üzerindeki en çok istediğimiz güçlendirme mavi. Çünkü mavi olduğu zaman herhangi bir, işte size geri saldırma lüksü yok. Atak çubuğunu düşür, istediğiniz kadar düşürün. Tur vermediğiniz sürece en fazla uzun sürer. Otoya bırakıp rahatlıkla sonrasında kesebilirsiniz boss'u. Fakat diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil ne yazık ki. Diğerlerini aldığı zaman, diğer güçlendirmeleri aldığı zaman çok can yakıyor. Şimdi boss üzerine ihtiyacımız olan iki tane şey: direktman yavaşlatma ve defans kırma. Defans kırma isteme sebebimiz Sigmarus'un yüksek miktarda hasar vurabilmesi için ve ben şu an Braavok'un işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum ve açıkçası pek ümidim yok. Yalan yok. Ama burada tamamen bar manipülasyonunu ayarlayabilmek adına böyle bir şey yaptım ve en temiz olayımız da yanları sersemletmek. Eğer yanları sersemletirsek
herhangi bir şekilde pasifleri devreye girmiyor. Pasifleri devreye girmediği zaman öldürmek çok daha kolay bir hale geliyor ve ben şimdi burada yandakinin atağını da düşürmek istiyorum. Tamam, en azından atakları düşürelim. Şimdi eğer yanlar sersemler donarsa derdim ama hiçbiri işe yaramadı. Hemen boss'umuzun atağını düşürelim. Raok yargı dağıtıyor. Raok tam anlamıyla yargı dağıtıyor ve şu an Frenin heal'ına ihtiyacım var. Tamam. Sen öl. Eğer ki Lilith şu sağ üstte gördüğünüz disimleşme bölünmesinin 5 turdan aktif olana kadar siz yandaki ruhları öldürürseniz Lilith o skill'i kullanmaya çalıştığı zaman size saldıramayacak ve kendini sersemleyecek bir tur boyunca. O sırada Lilith'in atak çubuğunu ne kadar kontrol altında tutarsanız, ne kadar tur almasını engellerseniz işiniz o kadar kolay. Ve görüldüğü üzere şu an benim yapacağım bir şey kalmadı. Oto'ya bırakıyorum çünkü defansı şu an aşırı derecede fazla ve yani demeyeceğim yiyor hiçbir şekilde. Çok az yiyor yiyeceği zamanda. Bu yüzden Oto'ya salıp git çayını kahveni iç, ne bileyim kitabını oku, ders çalış, yani her şeyi yapabilirsin. Yeter ki boss'un atak çubuğunu, ya boss'a tur verme. Ki şu an bizim de yaptığımız olay bu. Boss'a tur vermemek. Bu aslında oyunun her yerinde geçerli olan bir şey ya. Karşıya tur verme. Ayrıca bunu hard'da yaparsanız zaten direktman, ya hard'da zaten manuel oynamak kadar zorlayıcı bir şey yok. Hadi yine burada kullanabilirsiniz ama hard modda, yani zor modda cidden çok kötü oluyor. Ya oturup ağlıyorsun. Bize de oturup ağlamıştım bak çünkü bu yüzden. Ve görüldüğü gibi sıfır tur. Oto'ya saldım ve bıraktım huzur içerisinde. Bu durum, bunun kadar mutlu eden bir şey yok. Dememle birazdan da bu arada 3 tane destansı açılacak. 3 tane Legendary Scroll. Ve 3-4 tane de mistik açacağım. Eğer ki bu şimdi gelecek olan çağrı etkinliğinden herhangi bir şekilde Galleon alamazsam, Galleon haftası için taş biriktireceğim yine. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ya çok bir şey yok. 7 tane, 12 tane mistik parşömen, 2 tane karanlık şık, 3 tane destansı parşömen. Ben diyorum ki yalvarırım Galleon alayım. Yalvarırım Galleon alayım ya. Yalvarırım. Cidden başka hiçbir şey istemiyorum. 12 summon, 12 tane mistik gerçekten hiçbir şey değil. Ama belki o karanlık ışıklardan bir şeyler gelir. Hani en büyük şeyim bu. Eğer ki yani en kötü ihtimal skill up. Bak, Skogul skill up'ı isterim. Tamam. Parlıyor ve bumerang. Sabrina mı? Maruna. Bir dakika, Maruna mı? Şey mi? Zenobia. Zaten Zenobia'm vardı. Hadi bakalım, parla. Parla. Parlamalısın. Daha çok parlamalısın. Hunharca parlamalısın. Beni shop refill yapmaya zorlama lütfen, hadi. Beni shop refill yapmaya zorlama. Bakma, parlamayacağını zaten biliyordum da. Of, çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Karanlık ışıklar. Karanlık ışık şimşek. Eredas, HOH, karanlık ışık, kahramanlar salonu yaratığı. Ama bu hesap o zaman yoktu. Eğlenceli olabilir. Ama yani neyse, parlattım. Karanlık ışık parlattı. Bu da bir şey. Bir an dedim, aa, ikinci de mi parlayacak acaba? Mentura veya basalt gelse fena olmazdı. Tamam. 3 tane destansı parşömen. 3 tane destansı parşömen. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Galleon. Yine bunları yaşadığıma inanamıyorum yıllar sonra. Galleon. Şimitey. Zaten var ama anlamadım. Ne bu? Hava varlığı şeyi mi? Ne bu? Hava varlığı günü falan mı? Hadi. Galleon. Tanya. Hayır. Hayır. Hadi. Hadi. Son. Gel. Facebook mu? İyi, tamam. Kullanabilirim. Kullanabilirim.
Lirit'in tamamen free to play çok rahat bir şekilde farmlanabilen bir kadroyla geçmesine şöyle bir aklınızda işte gözünüzde görünsün diye şey yaptım. Gözünüzde görünsün ah bir de cümle kurabilsem. Bu video bu kadardı. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.